Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Kerz bizlerle birlikte olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba Gizem Hanım. Şimdi dün özellikle Cuma günkü BDDK kararlarının ardından piyasa merakla bekliyordu. Hisse senetleri piyasasına yansıması ne olacak, hangi şirketler etkilenecek diye. Ama dün net nette baktığımızda böyle ilk etapta Cuma günkü Viyop'ta gördüğümüz kadar sert bir reaksiyonla günü tamamlamadık. Ve bugüne baktığımızda da evet hani küresel hisse senetleri piyasası iyi ama biz yatay seyrediyoruz. Nasıl bir fiyatlama var sizce? Hani BDDK'nın kararında daha büyük bir fiyatlama mı beklerdiniz? Şirketlere etkisinin daha orta uzun vadede başka etkilerini borsa üzerinde görmeyi bekler misiniz? BDDK kararının ilk önce dolar TL kuru üzerinde bir etkisini görmeyi beklerdik ki orada bir miktar bir etki oldu. Dolar TL bir miktar geriledi. Şirketler üzerinde açıkçası borsanın o ilk tepkisini ben zaten abartılı bulmuştum. Bir şok etkisiydi o. Daha sonra şirketler bazında tek tek bakıldığı zaman en fazla olacak şey elinde fazla dolar bulunduran ama tek Türk lirası kredi kullanmak zorunda olan şirketlerin elindeki doları bozdurması olabilir. Yani bunun çok büyük bir negatif etkisi olduğunu ben şu anda düşünmüyorum ama bunun serbest piyasa çalışması açısından önemli etkileri var. Bir kere şöyle bir etkisi var. Yani Merkez Bankası faizini değiştirmeden her çeşit çok değişik metotlar deneniyor ki bunlar Türkiye'de piyasa mekanizmasını, serbest piyasayı zorlayan uygulamalar. Bu da onlardan biri. Şöyle bir şey söyleniyor. Eğer Türk lirası kredi alıyorsanız ki ucuza kredi kullanıyorsunuz, bu krediyle döviz almayın. Şimdi burada düzeltilmesi gereken şey döviz almayın kısmı değil, kredinin ucuz olmaması. Yani kredinin fiyatı ne olması gerekiyorsa olması gerekir. Demek ki burada aslında sonuca müdahale ediliyor. Yani sorunu yaratan konuya değil de Türk TL kredilerinin ucuz olması bunları alanların gidip döviz almasına neden oluyor. Bunu ortadan kaldırmak için döviz almayın yoksa TL kredisi kullanamazsınız gibi bir metoda başvuruluyor. Ben bunun piyasaya verdiği bu yanlış mesajın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Peki sizce şirketler bu durumu yönetebilir mi? Yoksa hani böyle yönetebilir, daha iyi yönetebilir ya da daha kötü yönetebilir, bu karar sıkıntıya yol açabilir dediğiniz şirketler oldu mu hiç? Yani elinde çok büyük döviz varlığı olan şirketler ne yapabilir? Bu düzenleme Eurobond almalarının önünü kapatmıyor. Yani Türk Eurobond'u alabilirler ama her şirket bunu almak istemeyebilir. Yani Eurobond faizleri %9-10'lardı ama dolar bazında. Yine de fiyatları dalgalanıyor. Yani vadeye kadar beklemezse şirket o fiyat dalgalanmasından etkilenebilir. Diğer bir seçenek eğer döviziniz varsa kur korumalı mevduata girebilirsiniz diyor bu yeni düzenleme. Ona da herkes girmek istemeyebilir çünkü belli bir vadede parasını bağlıyor. Üçüncü seçenek elindeki dövizi bozdurmak. Bunu yapan zaten yani düzenlemenin amacına uygun bir şey yapmış olacak. Başka seçenekler de var. Yani son zamanlarda bu konu iyice tartışıldığı zaman duyduğumuz. Örneğin bazı firmalar yurt dışından satın almalarını öne çekebilirler. Daha önceden elindeki dövizi elinden çıkartmak için. Bu da dış ticaret açığını daha da yükseltebilir. Böyle olumsuz etkileri de var. Yani bu uygulamaya mikro bazda baktığımız zaman kısa vadeli dövizi tutmak, eldeki dövizleri bozdurmak, daha da önemlisi ucuz TL kredi alıp onunla gidip dövizi aldırmamak gibi bir sonucu var ama ekonominin genel işleyişi açısından doğru bir sonuç vereceğini ben düşünmüyorum. Çünkü biraz önce dediğim gibi burada ucuz kredi konusuna müdahale olmuyor, sonucuna bir müdahale var. Halbuki olması gereken faizin, ki faiz paranın maliyetidir, paranın fiyatıdır. Paranın fiyatı doğru oluşmazsa onunla ölçülen hiçbir şeyin fiyatı, hiçbir şeyin denklemi doğru olmaz. Bizim yaşadığımızda Türkiye'de böyle bir sorun. Peki reel sektör açısından yansımasına baktığımızda net nette yani TL ticari bir şekilde
kullanamadılar ya da daha zor şartlarda kullandılar. Bunun üretim tarafına etkisini bekler misiniz? Nasıl bir etkiye doğurabilir? Ya da mesela ödemeler tarafına baktığımızda kurda dediğiniz gibi aşağı yönde bir reaksiyon olarak bunun yansımasını gördük ama hani mesela şirketlerin birbiri arasındaki ödemeler tarafında bir soru işareti doğmasını bekler misiniz kurda artan volatilite neticesinde? Yani şirketler bu kurala uyum sağlayacaklardır. Ben sağlayamazlar diye bir şey düşünmüyorum ama ne pahasına? Yani böyle bir şey getiriyoruz, kural getirildi. Şirketlere iğnenin deliğinden geçin gibi bir şey getirilmiş oluyor. Yani bununla uğraşmaktan, bu kurala uymaya çalışmaktan kendi reel işini yapamayacakları, daha yaparken dikkatlerinin dağılacağı bir noktaya doğru gidiyoruz. Bence bu açıdan optimal bir uygulama değil. Zaten konunun başlangıcı şey, faizin doğru yerde oluşmaması. Ki tam Haziran'ın son haftasında yapıldı bu düzenleme dikkat edersek. Yani kur korumalı mevduatla ilgili faiz, kur farklarının çok yüksek olduğu bir ortamda onu biraz aşağıya getirmek için. Ama Haziran sonu tek vade değil ki. Önümüzdeki aylarda bu vadeler devam edecek. Her seferinde şapkadan yeni bir tavşan çıkartmaya çalışmak yerine faizin doğru yerde oluşup da piyasa mekanizmasının sağlıklı işlemesinin ben orta ve uzun vadede piyasa açısından ve ekonomi açısından, bütün ekonomi katılımcıları açısından daha doğru olacağını düşünüyorum. Mehmet Bey, ben de tam size onu soracaktım aslında. Kur korumalı mevduatın mesela en başlarda hesap açıldıysa şayet 6 aylık vadesi doluyor bu hafta. Ne yapmasını beklersiniz? Hem şirket tarafından sorayım, hem de bireyseller tarafında sorayım. Neredeyse büyüklüğü 1 trilyon liraya yaklaştı diye az önce grafiğini de ekrana getirdi arkadaşlarımız. Ne düşünüyorsunuz? O dönüşler olduktan sonra başka bir enstrüman mı tercih edilir yoksa rol mu edilir? Yani bunu gerçekten değerlendiremiyorum. Kur korumalı mevduat sonuçta geçici bir ürün. Benim bildiğim kadarıyla 31-12'ye kadar bunun vadesi. Vadesi dönenler bence devam etme eğiliminde olabilirler. Çünkü hiç hesapta olmayan çok tatlı ek faizler aldılar açıkçası. Özellikle TL tarafından buna katılanlar. O getirileri gördükleri için bunun devam edeceği varsayımıyla, ümidiyle bence rol etme eğiliminde olacaklardır. Benim tahminim bu tabii. Hiç bilemiyorum. Herkesin şeyi farklı. Ama diğer taraftan yatırımcılara ben tekrar bir finansal okuryazarlık uyarısı olarak yatırımlarını çeşitlendirmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Yani bütün parasıyla kur korumalı mevduata girmek sağlıklı bir yöntem olmayacaktır. Onun yerine bizim mesela önerimiz bu dönemde %40 hisse senedi, %25 Eurobond, %30 global tematik fonlardan oluşan riski ve varlığı yayan bir strateji takip edilmesi yönünde. Ve çok teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim, iyi yayınlar. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz'i ağırladık.